Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Temmuz Perşembe günü saat 22.45 saatlerindeyiz. Borsa analiz videomuza başlıyoruz. Bugün borsada sert bir düşüş olmuş piyasa kapanışına doğru. Ben de mesaide olduğum için sonradan görebildim. Ve günlük bazda değerlendireceğiz şimdi durumu ve 5 saatlikte de tabii her zaman olduğu gibi değerlendireceğiz. Borsada uzun zamandır bir yükseliş var biliyorsunuz. Bu yükseliş trendi aslında çok uzun zamandır devam ediyordu. Ana trende baktığımızda, şöyle uzaktan baktığımızda gördüğünüz gibi V şeklinde, yani şu şekilde V şeklinde bir yükselme oldu. Şöyle şu şekilde. Dolayısıyla çok sert yükseldik. Eğer düşüş trendleri olursa da sert düşeriz diye sizleri uyarmıştık arkadaşlar. Ve dün felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama dikkat edin. Yukarıda bizim 120.500, 120.500 seviyeleri var. O noktalarda dikkatli olmanızı öneririm diye konuşmuştuk. Hatta bazı arkadaşlar kızmıştı. Neden hocam korkutuyorsun falan gibisinden, ama yani ben sizi korumak için yapıyorum, her zaman söylediğim gibi. Bu durumda elimizden geldiğince oluşturduğumuz analizler sizleri korumak amaçlı. Yoksa benim buradan bir kazancım, bir gelirim yok. Evet arkadaşlar, şimdi dün ne söylemiştik? 118.000 seviyesi, yanlış hatırlıyorum, pardon, 117.400 seviyesini konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. 117.400 seviyesinin eğer altında kapanış yaparsak o zaman riskli tarafa geçebiliriz diye günlük bazda konuşmuştuk. Ve bugünkü kapanışımız 115.793'lerden olmuş. Ve şuradaki yükseliş trendi, bakın şuradaki yükseliş trendi aynı noktada yine 117.500 civarlarından kırılmış ve aşağı doğru geliyoruz. Ve ilk geleceğimiz noktayı ben hemen size söylüyorum. 115.200'ler arkadaşlar. 115.200'ler bize bir destek olabilir. Buradan bir miktar yukarı doğru bir tepki yükselişi en azından olabilir. Tepki yükselişlerinde ben 116.500 seviyelerine kadar olabileceğini düşünüyorum. Eğer çok kötü bir gelişme olmazsa, saatlik bazda göstergelere baktığımda, şöyle göstergelere baktığımda saatlik bazda aşırı satış taraflarına geçtiğimizi görüyoruz. İlla bu noktalardan dönecek diye bir şey yok ama aşağı doğru 115.200 seviyelerinden bir o seviyelere geldikten sonra hafif bir yükseliş trendi olabilir. Buradan sonra da 116.000'ler, 116.500'ler, 200'ler söz konusu olabilir. Eğer yukarı doğru dönersek bunun detaylarını konuşuruz. Ama günlük bazda arkadaşlar, yatırım tavsiyesi olmadan size şunu paylaşayım. 117.500 seviyesinden, hatta 600 seviyesi, ama biz ona 500 diyelim. 117.500 seviyesinden sat sinyali yatırım tavsiyesi olmadan oluştuğu bu şu anlama geliyor. Şu yükseliş hareketi, tekrardan yaklaşalım oraya. Şuradaki yükseliş hareketi 114.800'den başlayan yükseliş hareketimiz vardı, hatırlarsınız. 114.800'den hatta şuradan 109.000'lerden başlayan şu yükseliş hareketinin trend çizgisi de kırıldı. Bakın şu şekilde. Ve dolayısıyla hatta bunu da kopyalayıp üst noktaya koyduğumuzda gördüğünüz gibi burası da üst direnci de tanımlıyor. Bizim daha üst noktalarda gördüğünüz gibi 122.000, 125.000'ler vardı ama buraya gitmeye gücü yetmedi. Dün tepe noktası 120.800'dü. Bugün 122.100'dü. Ancak bu noktalara gelemedik ve aşağı doğru bir kırılma var. Yarın için bir ihtimal dediğim gibi 116.000 seviyeleri, birazdan detayına bakacağız ama 116.000 seviyeleri tekrardan görülebilir, ama öncesinde 115.000, 114.800, 115.000 civarı test edilebilir. Oradan tekrar bir yukarı doğru gider miyiz? 116.500'lere doğru. O konuda bir bilginiz olsun. Yani şöyle bir hareket olabilir. Sonra tekrar aşağıda gidebiliriz. Ama ben şu an için uzak durmayı kendi açımdan uygun görüyorum ve sizin karşınızda her zaman yaptığım gibi borsa sinyallerine bugün bu tarihte, yani 9 Temmuz tarihine ben buradan sat sinyalinin oluştuğunu giriyorum arkadaşlar. Buradaki fiyata da dün söylediğimiz seviyeye yakın bir şekilde 117.500 yazıyorum. Hatta 5 saatlikte birazdan anlatacağız. Daha üst seviyelerden sat sinyali oluştu ama ben günlük bazda kabul ettiğim için Bu şekilde kabul ediyorum arkadaşlar. Ve al-sat sinyallerimiz yatırım tavsiyesi olmadan bakın 114.800, 117.500 neredeyse 3.000 puanlık net bir şekilde kar elde ettik. Hatta buranın alt noktası 113, buranın üst noktası 120, 7.000 puanlık bir yükseliş trendinde yakalamış olduk. Bakalım önümüzdeki günlerde tekrardan yukarı dönecek miyiz? Al sinyali gelecek mi yoksa daha aşağı seviyeleri test mi edeceğiz? Bunları sizlerle beraber tartışacağız. Ama şu an için ben borsada artık pozisyon kendi açımdan teknik analiz olarak pozisyon tutmamayı düşünüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan kelimeleri özenle seçmeye çalışıyorum çünkü kimseyi yanıltmak da istemiyorum. Tabii ki ben burada eğitim amaçlı yapıyorum. Hiçbir bağlayıcılığı yok benim açısından ama ben küçük yatırımcıyı düşündüğüm için elimizden geldiğince anlamlı bir şeyler söylemek istiyorum. Gerçekçi, anlamlı, uçacak kaçacak olmayan, yok battı çıktı gibisinden şeyler olmayan sizlere fikirler vermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, sinyal tarafımız buydu. Şimdi tekrardan analiz tarafına dönelim. Analiz tarafında indikatörlere baktığımda burada da benim sat sinyalimi zaten sadece tek bir fiyat yani mum grafiğine, fiyat grafiğine tek başına bakmıyorum. Birkaç kriterim var. Orada da dün de söylediğim bir şey vardı size. Bakın RSI'ye bakın. Hatta şöyle yapmıştık. Tekrar yapalım. Alttaki bütün indikatörleri kapatmıştık. Sadece RSI ve fiyat grafiğini koymuştuk. Demiştik ki bakın 23 Haziran tarihindeki fiyatlar 116.000'deydi ve biz 120.000'e geldik. Bakın şu şekilde yükselmiştik. Ama RSI'ye bakın. 23 Haziran'dan sonra aşağı doğru RSI geliyor demiştik. Ve dün 70 seviyesinin üstündeydik. Bu 70'in altında gelirsek tehlikeli duruma geçeriz demiştik. Yani bu konuda sizi RSI'de negatif uyumsuzluk olduğu konusunda bakın burada çok net uyarmıştık. Burada da hatta mal yedirme operasyonu olabilir. Aslında bizim yükselişimiz şurada bitmişti. O anlama geliyor. Bakın şurada bizim gerçek yükselişimiz bitti. Burada aslında sat sinyali de vermiştik hatırlarsanız. 114.400'dü galiba. Ve buradan tekrar al sinyali gelmişti. Yukarı gitmiştik ama aslında bu hareketin biraz da nasıl diyeyim, kandırma diyeyim, mal yedirme manasında olabileceği konusunda şüphelerim var. Bakalım 115.000'ler, 114.800'ler bize 114.900, 115 diyelim arkadaşlar. 115.000 seviyesi bize destek olacak mı? Yoksa aşağı kırılıp daha alçak noktalara mı gideceğiz? Bunları sizlerle beraber takip edeceğiz. Ancak ben şu an için aşağı yönlü beklentimi bugünden itibaren açığa çıkarmış oldum. Evet, bunu da karşınızda zaten tabloma da işledim. Günlük durumda bütün göstergeler aşağı gösteriyor. Tekrardan diğer göstergeleri de açalım. MACD'ye sat sinyali vermiş arkadaşlar bugün. Kısa vadeli sat vermiş, uzun vadeli sat vermiş, RSI sat vermiş. Dolayısıyla hiçbir olumlu bir görünüm günlük bazda ben göremiyorum. 5 saatliğe bakıyoruz. 5 saatliği açtığımda ise burada da sat sinyalinin 119.000 seviyesinden eğer gün içerisinde müsait olsaydım bunu zaten size söylerdim. Ne zaman? Hatta onu da söyleyeyim size. Saatlik bakmak lazım. Saatlik baktığımda şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ben de ilk defa bakıyorum. Saatlik bazda da şöyle bir baktığımızda evet 119.000 seviyesinden ve saat 6 civarında zaten tam kapanışa doğru bir düşüş olmuş. Kapanış esnasında 4 saatlerinde olmuş arkadaşlar, özür diliyorum. 4 saatlerinde şu kırılmayla beraber bakın şurada bir kırılma yaşamışız. Bu kırılmayla beraber aşağı doğru gelmişiz ve 5 saatlikte de 119.000 seviyesinden sat sinyali oluşmuş. Tabii bunları eğer kendiniz teknik analiz bilip de yapsaydınız belki korunabilirdiniz. Tabii takip etmek de gerekiyor. Ben elimden geldiğince zaten bilgilendirmeye çalışıyorum ama maalesef bugün çok müsait olamamıştım. Bakın şu mavi ortalamaya bakın. Mavi ortalamanın altında biz hiç gelmemiştik ve şu an bugün itibariyle 5 saatlikte altına geldik. Alt noktalarda 5 saatlikte bizi bekleyen seviye 114.300 seviyesi arkadaşlar. 114.300-400 seviyesine doğru bir hareket edebileceğimizi bizi 5 saatlik gösteriyor. Bakın herhangi bir dönüş yok. RSI 50 seviyesi de kırıldı. Bizim daha önceki dibimiz 40 seviyelerinden geçiyordu. Biraz daha düşme potansiyeli varmış gibi gözüküyor. Sadece kısa vadeli biraz dibe yaklaşmış. MACD sat tarafında sadece bir saat diye bakabiliriz. Belki bir dönüş var mı diye. Dönüşle ilgili herhangi bir gösterge yok. Ancak RSI bandının özellikle 30 dakikalığa bakalım. Çok yakın vadeye bakalım. Diplerde olduğunu görüyorum. Bir saatlikte de dibe yaklaştık. Bakın 28'lerdeyiz ama bu çok aşağılarda olması burada düşüşün bittiği manasına gelmez. Dolayısıyla biraz daha düşüş olabilir yarın açılışla beraber. Eğer yukarı doğru bir tepki alışın olursa da şöyle bir 5 saatliğe bakalım. Orada kaçlar olabilir? Onu size söylemeye çalışalım. Bakın eğer yukarı doğru bir tepki yükselişi olursa 117.000 seviyelerine doğru bir tepki yükselişi, 116.500'lere doğru 117.000'ler doğru bir tepki yükselişi olabilir. 117.000 diyelim biz. Eğer 117.000'e doğru bir yükseliş olursa artık bunun satış fırsatı mı yoksa tekrardan yukarı döneceğini konusunda da analiz yapacağız ama oradaki karar artık size bırakmak durumdayım gün içerisinde. Ben burada eğitim amaçlı yaptığım için zaten bir şey söylemem mümkün değil. Ama bakın gördüğünüz gibi bu trend kırılmış gözüküyor. Bu trendin tekrar üstüne çıkmadıkça, yani şundan bahsediyorum, bakın şöyle bir trend vardı. Bu trend kırıldı, tekrar bu trend üstüne çıkmadıkça biz aşağı doğru bir baskı yeriz ve üstten gelen şu direncin baskısını da yaşarız ve yani 118.000'lere kadar hatta yükselme de olabilir arkadaşlar. Bu mümkün. Olacak diye bir şey yok ama çünkü çok sert düşmüşüz. Yukarı doğru bir tepki olması 117.500'ler civarı, 118.000 belki en iyi koşulda görülmesi makul ama şu an için düşüş trendinde olduğumuz için ben açıkçası uzak duruyorum diye söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, yarınki ilk desteğimiz, ben size söylüyorum, 115.000 seviyesi. 115.000'de tutunursak tekrardan 117.000'leri kabaca görebiliriz tepki yükselişi olarak. Bakın şuradaki çok sert bir düşüş vardı. Bu düşüşten sonra bir düzeltme olabilir. Ama yukarı doğru dönecek mi dönmeyecek mi dersiniz. Şu an için herhangi bir gösterge gözükmüyor. Aşağı doğru baskı devam ediyor. Aşağı doğru baskılarda ilk destek noktamız 115.000. Burada kırılırsa daha alt noktalar var. Onları da zaman gelince konuşacağız. Kendinize bakın. İyi akşamlar.